Ramazan'ın 7. sahur gecesinde sizlerle birlikteyiz. Bugün bir sohbetimiz ve bir şiirimiz olacak. Sohbet konumuz sabır. Sabırlı mısınız yoksa katlanıyor musunuz? Yazar Server Yıldız'ın bir yazısını paylaşmak istiyorum bugün sizlerle. Sabır ve katlanmak. Biri aydınlığa, biri karanlığa giden iki kapı. Çoğumuz katlanmak ile sabretmek arasındaki ince çizginin farkında değilizdir. Bir şeylere sabrettiğimizi düşünürken aslında sadece onlara katlanırız. Bu da bizi gün geçtikçe daha sinirli, daha endişeli ve nihayetinde de daha mutsuz bir insan yapar. Katlanmak öğrenilmiş bir çaresizliktir. Daha doğduğumuz andan itibaren başlar bu öğrenme süreci ve tüm yaşamımız boyunca devam eder. Ailemizden, yakın çevremizden, gittiğimiz okullardaki arkadaş ve öğretmenlerimizden görerek öğrendiğimiz her şey bilinçaltımızda bir yer edinir kendine. Büyürken farkında olmadan bunlardan birkaçını besleriz ve zamanla biz de o en yakınımızdakiler gibi düşünmeye ve davranmaya başlarız. Daha ilerleyen yaşlarda sevilme, değer görme, kaybetme gibi korkularımızı katlanma psikolojimiz yönlendirmeye başlar. Daha çok sevilmek, daha çok değer görmek ve eğer sevgi ve değer gördüğümüzü bize hissettiren kişi ve konumlara sahip olduğumuzu düşünüyorsak, onları kaybetmemek için pek çok şeye katlanılır bir duruma gelebiliriz. Bu en çok da gerçekten yüreği güzel, sevgisi bol insanların başına gelir. Çünkü kalbinizde sevgiye ne kadar çok yer varsa, çevrenizdekileri kırmamak adına daha çok şeye katlanan biri olma ihtimaliniz daha yüksek olur. Kendimizce bu durumu katlanılır diye değil de sabrediyorum, çok sabırlı bir insanım diye nitelendirebiliriz. Ruhsal olarak büyümek de sabır ve katlanmanın birbirine en çok karıştırıldığı durumlardan biridir. İnsan, insanı yönlendirip daha sevgi ve saygı dolu bir varlık olarak yaşamaya başladığında, nedense zaman zaman kendini güçsüz ve kimseyi kırmamak için her şeyi çok çabuk kabul eder. Kendinden çok fazla ödün veren bir duruma düşürebilir. Bu durumda da büyük çelişkiler yaşar iç dünyasında. Katlanmak, sabretmekten çok farklı bir durum. Sabır içinde mücadele ve kavga bulunmayan bir kavram. Sabrın içinde mücadele ve kavga yoktur. Gerçekten katlanmıyor ve sabır gösteriyorsanız şikayet etmezsiniz. Mutsuz hissetmezsiniz. Üzülmez ve kırılmazsınız. Gerektiğinde sevgi dolu cümlelerle, kırıcı olmadan da gerçekten hissettiklerinizi dile getirir, doğru bulmadığınız ve istemediğiniz hiçbir şeyi yapmak zorunda hissetmezsiniz kendinizi. Ama eğer bir katlanma durumu söz konusu ise kırılgansınızdır. Hep her şeye rağmen anlaşılmadığınızı, sevilmediğinizi ve değer görmediğinizi düşünür, sahip olduklarınızı kaybetmemek için düşüncelerinizi dile getirmemeye ve susmaya yönelirsiniz. Neden? Öyle öğrendik çünkü. Türk insanının bazı kriterleri vardır. Örneğin işinizden memnun değilsiniz ve tek çözümün ayrılmanız olduğunu biliyorsunuz. Bilinçaltınıza daha küçüklüğünüzden itibaren kodlanmış cümleler sırasıyla gün yüzüne çıkmaya başlar. Neden bunu yapmak istiyorsun? Karnını doyuracak para kazanmıyor musun? İyi kötü bir işin var işte. İşsiz geçsen, bunca iş varken iş bulamazsan ne yapacaksın? Ne olmuş yani patronun senin değerini bilmiyorsa gibi sizi vazgeçirecek bir sürü şey
ya başkaları tarafından size tekrar tekrar hatırlatılacak ya da siz zaten önceden duyduğunuz bu sözleri hatırlayıp vazgeçeceksiniz ve duruma katlanmayı seçeceksiniz. Başka bir örnek, mutsuz bir evliliği olanlar için, hele de kadınsanız hep şunu duyup öğrenmiş olma ihtimaliniz çok yüksek. Niye ayrılmak istiyorsun ki? Kocan seni aldattı mı, dövüyor mu, rızkını içkiye ve kumara mı yatırıyor? Eğer bunlardan birine ya da birkaçına evet diyemiyorsanız gereksiz bir şeydir ayrılmak. Sabret güzelim, ne gerek var ayrılığa dense de bunun tercümesi katlanmaya devam ettir. Oysa mutlu olduğunuz bir işin ve yuvanın bambaşka değerleri vardır. Göz ardı edilen, görülmek ve kabul edilmek istenmeyen. Bunlar gibi pek çok örnek verebiliriz, öyle değil mi? Katlan ve her gün şikayet etmeye devam et. Öfkelen, hırsını başkalarından çıkar, gözlerin dolsun. Her geçen gün daha mutsuz bir insan ol ama sabret canım benim. Rahat mı battı yani sana? Sabret, yani katlanmaya devam et. Veya sabret. Her sıkıntının bir sonu vardır. Her gecenin ardından güneş yeniden doğar. Başkalarının ne dediğinin, çocukluğunda annenin ve babanın böyle bir durum karşısında ne yaptığının, çevrenin ne düşündüğünün bir önemi yok. Sen nasıl daha mutlu biri olacağına karar ver. Evet, sabret. Belki zorluklar yaşayacaksın, belki sıkıntılı günler hemen geçmeyecek, belki zaman zaman pişman olacaksın ama sen mutlu olmayı seçtin. Mutsuz olduğun bir şeye katlanmak zorunda olmadığını fark ettin ve bir karar aldın. Her şeye rağmen yeni bir yol seçtin. Mutluluğuna giden bu yolda bundan sonra her ne yaşayacaksan sabır göster. En zoru başardın sen. Pek çok insanın yapamadığı bir şey yaptın ve şikayeti bırakıp harekete geçtin. Bundan sonra ne olacağına dair bir bilgin yok. Sadece fikirlerin var. Tek bilmen gereken mutlu olduğunu hissedeceğin sonsuz olasılığın var olduğu. İşte bundan sonra sabır zamanı. İşte şimdi sabreden derviş muradına ermiş sözünün bir anlamı var. Bu söz sadece sana fayda sağlayacağını bildiğin bir şeyi yaparken olan her şeye. Sana fayda sağlayacağını bildiğin bir şeyi yaparken olan her şeye sabır göstermek anlamında kullanılmalı bu söz diye düşünüyorum. Yoksa sadece her şeye katlanmış olmaktan öteye geçemezsin. Eğer bunu başardıysan şunu hatırla. Ne demiş Hazreti Mevlana? Sabret ki her şey hissettiğin kadar derin ve sonsuz olsun. Sabret ki her şey gönlünce olsun, aşkla olsun. Evet, şiirimiz Turgut Uyar'dan geliyor. Kırlardan geliyorlar. Sümbül teber çiçeğini biliyor musunuz? Sümbüller ne kadar güzel kokar. Onları hissedin. Kırlardan geliyorlar. Ellerinde sümbül teber. Elbette kırlardan, kırlardan gelecekler. Başka türlü nasıl güzelleşir bu akşam üstleri? Söyleyin, nasıl dayanılır dükkanlara, depolara bu katran kokusu? Nasıl, nasıl bu katran kokusu başka türlü geçer? Sonsuza varmadan bir önceyiz sanki. O sayının da bir adı vardı, unuttum. Her şey öyle saydam, öyle madensel. Kapıların kilitleri açık ve herkes uykusuz. Hepsinin elinde bir saat, bir sümbül teber. Eskiden şaşardık bazı şeylerin yokluğuna. Artık bu yokları var etmeyi usladık. Ağaçları budadık, ormandan balıkları tuttuk denizden. Hani bazı açılmaz sanılan kapıları omuzladık. Çünkü herkesin elinde bir saat, bir sümbül teber. Ağaçları budadık ormandan, balıkları tuttuk denizden.
Hani bazı açılmaz sanılan kapıları omuzladık. Çünkü herkesin elinde bir saat, bir sümbülteber. Ey koca dünya! Nasıl avucumuzdasın, nasıl da parlıyorsun ey gözleri maden. Çözdüğüm bütün bulmacalardan zorludur yüreğin. Elbette kırlardan gelecekler, kırlardan, kırlardan gelecekler ellerinde sümbülteber. Ey güzelim, sümbül ve teber ey canım. Gördüğüm sanki o değildi. Sanki kuşlar albümünden bir maden. Ey güzelim, sümbül ve teber ey canım. Gördüğüm sanki o değildi. Sanki kuşlar albümünden bir maden. Evet, bir sahur gecesine daha merhaba diyoruz ve sağlıkla ertesi güne kavuşmayı diliyoruz. Hayırlı sahurlar efendim.